Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki yarı çap ve çap kullanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. E çemberin merkezi bu yarı çap bu da yarı çap. X kenar dik üçgen çıktı. Yani R kök 2 eşittir 6 olduğundan R 6 bölü kök 2 çıkar. Kök 2 neye çarparsak 6 kök 2 bölü 2'den r'yi kaç buluruz? 3 köklü olarak buluruz. Yani cevap 3 köklü oldu. Birini soruda geldi 2. Yarıçap çok önemli bir silahtır. Şöyle baktığımız zaman çemberin yarıçapı 12 verilmiş. E o zaman burası da yarıçap 12. E burada 5 12 13 üçgenden cevabı 13 olarak buluruz. Örnek 2 13 yaptı. Geldik örnek 3'e. Şimdi açı sorusu mu var burada? Bakıyoruz. Evet, şurada bu yarıçap uzunluğu e, bu da yarıçap uzunluğu. Bu da yarıçap uzunluğu. A ne çıktı burada? Eşkenar üçgen. Açılarımız 60 derece oldu. E hocam burası 30 derece oldu. İkiz kenar çıkmadı mı burada? Evet. Tepe açısı 30 derece ise 180'den 30 çıkart 2'ye böl. 75 75 yapar taban açıları. Yani x açısını 75 derece olarak buluruz. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Yarı çap uzunluğu gerçekten çok önemli. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. E, 60 derece, 180'den 60 çıkart. 2'ye böl, 60-60 yapar taban açıları. Eşkenar üçgen çıktı. Burası da eşit oldu. Yani yarı çap uzunluğu 4 oldu. Bizden AC uzunluğu isteniyor. E, kaç yapar uzan cevap? 8 yapar. Örnek 4 8 oldu. Geldik örnek 5'e. Şimdi şuradaki çapa bakacak olursak birinin çapı ne? 6. Yarı çapı kaç olacak? Hani küçük R diyelim ona. Ya da R1 diyelim. 3 yapar. Şimdi çemberlerin yarı çapları toplamı isteniyor bizden. Şu kırmızılıya bakalım. Kırmızılığının şeyi kaç? Şöyle 12. R2 de kaç yapıyor o zaman? çapı 12 ise yarı çapı 6 yapar. Büyüğünküne bakalım. Büyüğünkü de şöyle bakacak olursak 14, 16 yapıyor. R3 de o zaman 8 olacaktır. Bunların yarı çapları toplamı isteniliyor bizden. E topladığımız zaman da 8, 6, 14, 3 daha 17 yapar. Yani cevap 17 oldu örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Şimdi yarı çap burası, yarı çap burası, burası da yarı çap, burası da yarı çap. İkiz kenar tepe açısı 60 ise 180-60 çıkart 2'ye böldüğümüz zaman 60-60 yaptı. Yani bir eşkenar çıktı. Yarı çap uzunluğu 3 çıktı. O zaman burası da 3 burası da 3. İkiz kenar dik üçgenden dolayı burayı da 3 kök gibi buluruz. Evet x 3 kök olur. Örnek altta. Böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testimizde yani yarı çap çizimi testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.